Valla kime nasip olur bilmiyorum ama inne fetahna lekel fethen mübin diye bir şey var. Şimdi o hale geldi. Öyle bir gerçekten saygı duymak gerekiyor. Yani siz kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? 20 mi? Biz 14 yıl şampiyonluk da görmedik. Demek artı 6 yıl. Müthiş bir şey. Yani tebrik etmek gerek. Ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde, ama diğer bir arkadaşımın döneminde. Bu mutlaka kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur. Ben başka ne diyebilirim? Ve sahada olur. Hiçbir hakem etkisi olmadı. Dostça, adil bir yarış içinde olur inşallah. Hafta içerisinde sizin basın toplantısında söylediğiniz bir cümle vardı. Derbiyle ilgili soru sorulduğunda taraftarların da sosyal medyanın da en çok kullandığı şeylerden bir tanesi. Bir ayete referans vermiştiniz. Evet. Ve Kadıköy'de de yıllardır aslında bir olumsuz bir durum vardı Galatasaray adına. Bunun sona erdiğini görüyoruz. Yani bununla ilgili ne söylersiniz? Ben tabii kendiliğinden spontane bir gelişme oldu orada. Bir gazeteci arkadaşımız biz altı pasa topu dikince ben otomatik aklıma o geldi ve onu dedim. Yani çok doğaldı benim için. Sonra bu bir sinerji oldu. Bir alev topu haline döndü. Evet. Milyonlarca insanın temennisi oldu ve bu sinerji sevgili hocamız, bütün teknik heyetimiz ve futbolcular kanalıyla sahaya yansıdı. Fakat ben burada o taraftarımıza, orada o 3000 kişi küsur, kusura bakmasınlar, son maç bittikten sonra verilen ses beni üzdü. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama bir türlü sanırım o anda söndüremedik. Emniyet güçleri de elinden geleni yaptı, sayın valimiz de, ama oluyor böyle şeyler futbolun içinde. Onlara bir zarar geldiğinde kulaklarına bile inan edin ben çok üzülüyorum. Çünkü onlar olmasa bir hiçiz. Bütün bizi oluşturan sosyal sinerji, ruh tümüyle kitlesel ve taraftarımıza, seyircimize helal olsun diyorum. Onları tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, hep sizin bir sözünüz var. Ya! Asla küpleyecek. O küklemenin sesleri duyulmaya başladı mı? İnşallah. Yani biz rakibe saygı içinde, onlara inşallah hak ettiğimiz galibiyetlerle birlikte sonsuza kadar kükremesini her zaman dilerim. Bravo. Sizin şöyle bir yanıtınız vardı. Hangi başkana nasip olacağını bilmiyorum ama bir gün Kadıköy galibiyeti görülecek demiştiniz. %100. Bugün itibariyle size nasip oldu. Siz kesinlikle bireysel olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani his tabii ki olumlu. Fakat sevinçleri de düzeyli yapmak gerek. Üzüntüleri de fazla üzülmemek gerek. Ben bunu şiar edinmeye çalıştım. Ne derece uygulayabiliyorum o da meçhul. Ama rakibe saygı içinde inşallah tamamını ereriz.